Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini hayot haqida o'qiyotgan navbatdagi darsimiz bugun 29-chi dars Abul As ibn Robi roziyallohu anhu haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning katta kuyov bolasi Rasulullohning ashoblarining qissalaridan yana bir qissa. Bu qissani o'zgachaligi bor. Chunki bu qissa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytiga, xonadoniga aloqasi bor qissa. Bu qissa Rasulullohning katta kuyovi, to'ng'ich kuyovi Abul As ibn Robi roziyallohu anhu haqida. Bu qissa orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining qarindoshlariga qilgan muomalasini qanday bo'lganligini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu qissa Abul As ibn Robining qissasi. U kim edi? Qurayshning ulug' xonadonlaridan birini farzandi. Kelishgan, nasl-nasabli, boy badavlat, ne'matlarga o'ralgan, mohir chavandoz, ko'zni quvontiradigan Qurayshning peshqadam yigitlaridan edi. Bu kishi islomdan avval savdogarlikni yaxshi ko'rar edi va savdo bilan shug'ullanar edi. Yiliga 2 marta Shomga tijorat karvonini boshlab olardi. Bir marta qishda, bir marta yozda. Yuzlagan tuyalar, yuzlagan kishilar uni qo'l ostida, odamlarni unga topshirgan omonatlari, mollari bor, oborib sotib, sheriklik tijorat qilib olib kelib, molni egalariga sheriklarni foydalarini bo'lib beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zavjai mutahharalaridan komila bo'lgan 4 ayolning bittasi Hadijja onamiz roziyallohu anha Abul Osning xolasi edi. Abul As Hadijja onamizning jiyani. Hadijja onamiz Abul As'ni yaxshi ko'rardilar va Hadijja onamizning qalbida Abul As'ni tutgan o'rni baland edi. Zamonasini peshqadam, ko'zga ko'rilgan, havas qilinadigan yigitlardan edi. Yillar o'tdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xonadonida Zaynab roziyallohu anha balog'atga yetdi. Hadijja onamiz va payg'ambarimizning qizi. Qurayshning manaman degan sayyidlari Zaynab roziyallohu anhoni o'ziga kelin qilib olishlikka haris bo'ldi. Xohlar edi. Chunki kimni qizi? Muhammad alayhisalomni, Hadijja onamizni. Chunki Quraysh qizlarining nasl-nasabdagi eng peshqadamlaridan ulug'laridan Zaynab onamiz. Ona tarafidan ham, ota tarafidan ham. Axloqi jihatdan eng pokizalardan edi. Xarador o'shuncha, ammo hech qaysiga yo'li yo'q. Chunki ular bilan Zaynabning o'rtasida roziyallohu anhu Abul As ibn Robi turibdi. Hadijja onamiz jiyani turibdi, boshqa hech kimga yo'l yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga risolat kelganida Abul As ibn Robining tutgan mavqifi qanday bo'ldi? Payg'ambarimizga ahli vahiy kelmasdan avval Zaynab onamizni Abul Asga nikohlab berishdi. Turmushga chiqdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh taolo Makka mukarramani risolat nuri bilan munavvar qildi. Muhammad alayhisalomga vahiy keldi. U zot arablarga va butun yer yuzidagi millatlarga payg'ambar bo'lib yuborildilar. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni o'zini yaqin qarindoshlarini iymonga da'vat qilishligiga buyurdi. Ko'p aytamiz, hamma ish ilm asosida bo'lishligi kerak. Hunarmi, tijoratmi, ilm asosida. Da'vat ham shunaqa. Qarang, fa anzir ashiratakal aqrabin dedi Alloh taolo. Yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring. Hali da'vat oshkor bo'lmay turib. Bundan ma'lum bo'ladiki, kishi o'zini oilasini ishini bitkizmasdan turib, o'zini oilasini islomga da'vat qilmasdan turib, tashqariga chiqib ketishligi to'g'ri bo'lmaydi. Astagfirullah. Fala tad'u ma'allohi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin va anzir ashiratakal aqrabin. Va yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining yaqin qarindoshlarini yig'ib, ularga islomni arz qildilar. Yagona Allohga iymon keltirishlikka da'vat qildilar.
Ayollardan birinchi bo'lib iymonda qabul qilgan Hadija onamiz roziyallohu anha bo'ldi. Qizlari ham iymonga kelishdi. Zaynab onamiz, Ruqayyo ummu Kulsum va Fatima roziyallohu anhum ajmain. Ammo keyingi qizlari yoshi juda ham kichkina edi. Abu Losga iymonga kelishlik taklif qilindi, ammo u o'zini bobolarini dinidan voz kechishlikni xohlamadi. Mana endi o'rtada to'siq paydo bo'ldi. Qaynota Rasululloh bilan kuyov Abu Los o'rtasida. Rasulullohning kuyovi iymon kelishlikni xohlamadi. Endi aytiladi-yu o'zi, inson tanimagan narsasiga dushmanlik qiladi deb. O'zi bilmagan narsasiga. Mart odamlar bo'ladi. Qanaqa martdasiz? To'g'ri narsani to'g'ri deb ayta oladi. Noto'g'ri narsani noto'g'ri deb ayta oladi. Garchi o'ziga yoqmasa ham. To'g'ri aytibdi mo'ykamiz deydi. Biz noto'g'ri ish qildik deydi. O'zi qilyapti mo'sa o'sha ishni. Yoki falon ishni qilmayapti, o'sha ish to'g'ri deydi biz qilmayotgan bo'lsak ham. O'zi odatlanib qolgan noto'g'ri ishini botilligini tan olishi kishining zakovatidan hisoblanadi. Qaytaraman. O'zi odatlanib qolgan noto'g'ri ishini botil ekanini tan olishi kishining zakovatidan hisoblanadi. O'zi odatlanmagan bo'lsa ham to'g'ri ishini haqligini tan olishi kishining zakovatidandir. Tushunaligiga? Qilmayapsiz u ishni, lekin shu ishni to'g'ri deyapsiz. Bir ishni qilyapsiz o'zi odatlanmagansiz, sigaret chekyapsiz masalan. Himoya qiladi o'zini, bilasizmi? Amr ma'ruf qilay, nahy munkar qilay deb sigaretini tashla desa nima qiladi? Zarar desangiz, osham zarar u deydi. To'g'rimi? Shu odam zakovatli odam emas. Shu odam mard odam emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Quraysh bilan o'rtadagi nizosi kuchayib ketdi. Mushriklarni musulmonlarga beradigan aziyati ko'payib ketdi. Shunda mushriklar payg'ambarimizni biror bir boshqa narsa bilan ovora qilib qo'yishni xohlashdi. Shu bir mushkula boshiga qilib bersak, bir mushkula paydo qilsak, shu mushkula sabab ovora bo'lib qolib da'vatini to'xtatsa. Shunda ayrimlar aytdiki, sizlar Muhammadni qizlarini nikohlaringizga olib, xutba qilib ularni Muhammadning mushkulasini hal qilib qo'ydinglar. Agar qizlarini talog'ini berib javobini bersanglar, qizlari bilan ovora bo'lib qoladi deyishdi. Boshqalar aytdi, yaxshi fikr bo'ldi deyishdi. Va payg'ambarimizni qizlarini nikohini buzishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ikkita qizi, keyingi ikkita qizi Abu Lahabni ikki to'g'liga xutba qilingan edi. Ular ikkalasi xutbasini buzdi, nikohi buzildi, xutbasi buzildi. Endi Abu Losni oldiga borib ham xuddi shu narsani aytishdi. Qaranglar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga tamomiy ibrat bo'lgan zotki, hayotda qanaqa mashaqqati bo'lsa, inson boshiga kelishi mumkin bo'lgan hammasini totiganlar. Tug'ilganida otasi o'lib bo'lgan edi. 6 ekilganda onasi o'ldi. Bobosini qo'lida, amakisini qo'lida, kambag'allik, cho'ponlik. Payg'ambar bo'lgandan keyin aziyatlar, haqoratlar qanaqa achchig'i bo'lsa hayotni Rasululloh hammasini totiganlar. Rasulullohning 7 ta farzandi bo'lgan bo'lsa, birodarlar 6 tasini o'zi ko'mganlar. Bitta Fatima onamiz qolgan orqasida, bilasizlar. 6 ta farzandini ko'mganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rgan aziyatni oldida hech qaysi odam aziyat hisoblanmaydi. Mana endi u zotga qizlarini, oilasini buzilib kelishi musibati ham yetdi. Albatta ota uchun bu narsa og'ir narsa. Albatta bu og'ir narsa. Abu Losin Durobeyga ham xotinini qo'yasan deb Quraysh mushriklari talab bilan borishdi. Sen Muhammadni qizini qo'yib ol. Biz senga Qurayshning ichidagi eng sharafli bo'lgan qizlarimizdan xohlaganingni nikohlab beramiz deydi. Ammo Abu Los yo'q dedi. Yo'q dedi. Ayolimni javobini bermayman dedi. Shu odamlar bor. Qaynotasi bilan qaynonasi bilan kelisha olmay qolsa yoki qaynakalar bilan kelisha olmay qolsa, ular bilan bo'layotgan muammolarni, ular bilan bo'layotgan mushkulani, alamini xotinidan oladi. Mana shu g'irt nomard ishi. Quraysh mushriklari nomardlik qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlarini, oilasini buzishlik bilan. Xotinning akukasi bilan bo'ladimi? Xotinning ota-onasi bilan bo'ladimi? Muammosini, alamini xotinidan olayotgan bo'lsa, taloq qilaman deb qo'rqitayotgan bo'lsa, bu mard odamda ishi emas. Unda nima ayb? Xotinda nima ayb? Axir Alloh taolo Qur'onda istaydi billa. Wala taziru waziratun wizra ukhra demaganmi? Hech bir ko'targuvchi jon, ya'ni hech qaysi gunohkor jon o'zga ko'targuvchi jonni gunohini ko'tarmas.
Çavur, meni boynumga, kıyamatta men cevap veremem. Nikahlar koğuruyun, damlar, üç talak oğlanmasın, yani. Günahı meni boynumga. Bu, havadaki gel. Hiç kimi günahını, hiç kim boynuga alamaydı. Demek Abul Asım'ın Rabbi, Kureyş'in talabını bacarmadı. Zeynep, raziyallahu anh'ını, hatun kılıp ap kaldı. Hala bu payette, müşrik bilen turmuş kılıp yaşaslık, hala men kılınmagan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikide kızı kep koyanı da tatlı kaygıya batmadılar. Sebabı müşriydi kolunda koymasını Resulullah haklardılar. Şimdi hani Abul Asam koy varsa peygamberimizi kızlar olmaya kep koysa müşriydi kolunda koyma geldiği gibi lan peygamberimiz kursan bulardı bir yerde. Ama Abul Asam bunu yıkamadı. Ve bana şu güzel hulku onu keyinçelik İslam'a başlattı geldi. Allah da ona bana şu güzel hulkunu İslam'a gelişe sebep kıldı. Abul Asam'ın Rabbi Müslümanlar da koluğa asır düştü ve onun ayağı Zeynep raziyallahu anh'a kandayı yol tuttu. Malumiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret kılıp olgenlerden keyin, hicretin ikinci yılı da en ulu gazatlardan Badr gazatı sadırıp oldu. Müslümanlar onda ülken bir galiba gelişti. Müşriler mağlup buluştu. Onlardan 70 kişi katıl kılındı, 70 kişi asır düştü. Abul Asham bana şu Badr gazatı'ya çıkkanıdı. Müslümanlarga adavatı, Müslümanlarga bir düşmançılık yok idi ama çıkmasa bulmasa da. Kureyş'te içindeki tutken mavkayı, hürmeti çıkışlıkla mecbur kıldı. Çıktı, asır düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kol geçirken asırlarını üstüde bana fidalarını bir acilatıp geçtiği hükümünü çıkardılar. Her bitti asır, özünü iktisadi, içtimai, ahvalıya karaptırıp malum bir belgelengen puldu bir arada kutulup getirdi. Resulullah asırlarını gözetirkenler küyavı, özünü şüphettegi bana katta küyavı, Abul Asım ibn-i Rabi'ye gözü düştü. Ve ünitilmediğin sözde ettiler. Karim, müşrik, Müslümanlar'a karşı kılıç götürüp keldi. Asır şu oturuptu. Biz buralar o yıligin bir muamela kıyan buramızda, bir dakika NATO oruşu için şahsız bir satı varlarımız, bu oldu. Doğru mu? Yok. Hiç çıkkası yakış fazileti ismimizde kalmaydı da. Ha bir 10 yıl böyle yürüdük, ülpat boludik, sapar geç koyduk. Bunun için yok. Sırazı kora geç karamızda. Resulullah da kareyin. Bu müşrik köyü hakkı denemedi yaptılar. Vallahi ma zememnâhu sihran. Vallahi onu köyü sıfatı da brandır yamanlama gelmez. Yani köyü sıfatı da yamanlığını kör gelmez misiniz? Gerçi müşrik olgan halı diyeyim. Resulullah unutma yaptılar. İleştirip koyuştu ki az gene hanası var mı alakanı? İleştirip koyu yaptılar. Bana ötken dersimizde Abu Sufyan'ın Haris'te ettik. Peygamberimiz bile buladırken alakanın hepsi üzü boyanı da. 20 yıl. Çünkü Peygamberimiz onu keçirişi ki az gene vakti gereği buldu. Elbette bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamamen körsatılırken insafıdır. Mumun adam insaflı buladı. Mumun adam adil buladı. Etti ki, ah da ah, karanı kara dişliği, mertliydi belgesidir. Mekkelik müşriler, Medine'deki özlerinin asırlarını azat kılışı için, Medine'ye fidalarını yönetişti, başlaştı. Baradı, pulunu bir adı acilatıp geledi. Şimdi Zeynep anamız Mekke'de, yerini azat kılışı için ne kadar kılış gerek? Barı buradan topladı ve özüdeki en kıymetli boğanlarsa, boynudaki marjanı ne geçip, Abul Asım fidasını Rasulü'ye koşup koydu. Bu marjan Hadice anamız raziyallahu anh'a kızını nikahı uzatıp küyada alıp kirgizeyken payette boynundan geçip takıp koyan marjanıydı. Anası Hadice anamızı marjanıydı. Şundan başka bir kadirli narsası yok idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldı ki şu müşrilerin fidaları kere koyuladı. Resulullah karediler cevabını beredi ketedi. Şimdi Resulullah'ın aldı ki Abul Asım'ın Rabi'nin fidası deyip koyuştu. Açıldı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in közüge böyle bir mercan düştü. Ve Resulullah'ın yüzünü kaygıya geldi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yığladılar. Çünkü bu mercan Hadice anamız raziyallahu anh'ın esletkenidir. Birinci ayalı, en vefadar ayalı, birinci bol iman gekegen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i razı kılışı yolda her kadar mehnetke sabır kıyken, özünü bağırıp burdunu Resulullah'ın yolu da fida kıyken Hadice anamız esledi de sahabaları yıkarıp durup, maslahı soğan diye kılıp, elbette Zeynep, raziyallahu anh'u, Abul Asım'ı azat kıyken bana bu nasanı yubarıptı. Eğer makul körseyler, onu azat kılıyorlar, malını hem özgü yeteri yubarıyorlar dediler.
komandan, başlık, rehber, büyürüse kulak salışadı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına maslahat kılıyaptılar ki onlarda kalbara, kalbi bana razı buluşsun. Sahabalar Resulullah için canını verişken tayyar edi. Onlar Resulullah'ını hohlagan, Resulullah'ını yaş görgen işini kılıçtı. Abul Asna koyu yubalarken Resulullah şart koydular. Mekke'ye barıp keçiştirmezsen kızımı Medine'ye cönet yubarasan. Ta ki kızı kafirde kolada kalmasın indi. Abul Asna Rabbi Resulullah'ı bergen ahdide turdu. Mekke'ye yetip gelişi bilen keçiştirmezsen Zeynep raziyallahu anh'ını seferge tayar gelip görüşüke büyürüdü. Ne mekereyi bu seferlerdi? Ve tüyege otkızıp, havdacıya otkızıp, özün ülkesi Amr ibn Rabi'ye topşırdı. Amr ibn Rabi'ye topşırdı. Op çıkasan, Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem ashabları turuptu, topşırıp kaçıp gelesen dedi. Amr, akasını, ayağını havdacıya otkızıp, küpe kündüzü, ilkesiye kemanı ilip, Mekke'den çıkıp gitirken de, Kureyş'e bunası yokmadı. Kureyş kuvveti aldı bu ikisini. Zeynep anamız korkup gitti. Şunda Amr, yani izzet, nefs, şeref, ailenin namusu de genlerse, kemanını aldı ilkesinden, oktu cahilip durup, şimdi çözüp etti ki, bir kadem yakılasın, oktu bana şu kekirte yenge kadayım ben dedi. Mahara da, otkende adaşması da. Kureyş noktap kaldı. Şunda, ula bilen birge çıkan Abu Sufyan ibni Harp, bu payetteki Kureyş neyin katta aksakalı, ey biraderim oğlu, kemanını düşür, sen bilen yaplaşı olayı dedi. Kemal'ın düşürdü, aldı yekildi, Abu Sufyan etti ki, ey biraderim oğlu, seni kılayken şeyin doğru mez. Küpü kündüzü biz aramızdan, Muhammed'in kızı Zeynep'ni op çıkıp etsin, başka Arap kabileleri ne deydi? Bu payet, Kureyş için ağır payet. Sebabı, Badr gazatı hiç kaçı vakti ötmedi. 70'te adamı ölgen, 70'te asır düşken, hala cerahatı bitkeni yok. Etti ki, Zeynep'ni Badr'ye kandı alakası varlığını hemen Araplar biladı. Onun atasından bizge yetken nesleden hem haberin var. Eğer sen onu biz aramızdan açıkçası ki şunu yıkılıp çıkıp geçsin, kabileler bizi korkalıydı abi ediyor, bizi har paslan ediyor dedi. Bunu artıya kaytar, bir iki gün erin üyüde tursun, adamlar Kureyş Muhammed'in kızı Zeynep'ni opkaptı Mekke'de, kaytarıptı degen geldi, gapırsın. Keyin olib chiqib ketaver. Uni bizi oldimizda qolishiga bizi hojatimiz yo'q. Ya'ni Zaynabni Makkada qolishini bizga keragi yo'q, ammo ochiqchasiga olib chiqib ketma deydi. Amr ko'ndi, uyiga qaytardi. Bir ikki kun o'tgandan keyin tunda olib chiqib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining qo'liga topshirdi. Shunday qilib Alloh taoloning hukmi bilan Abul Osim Robiydan Zaynab roziyallohu anha ajrab Madinaga qaytib keldi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته o'tgan darsimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini hayotini o'qib Abul Os ibn Robi roziyallohu anhuning hayotini o'qigan edik. Oxirgi yetib kelgan joyimiz Badr g'azotida Abul Os asir tushganidan keyin Rasululloh uni qo'yib yuborganligi va qizi Zaynab roziyallohu anhoni Madinaga kechiktirmasdan jo'natib olishligini shart qilganligini aytib to'xtatgan edik. Bugun davom etkazamiz. Abul Os ibn Robiyaning islomga kelishlik qissasi. Abul Os Rasulullohga bergan ahdida turdi. Makkaga yetib kelganidan keyin Rasulullohning qizlari Zaynab roziyallohu anhoni kechiktirmasdan Madinaga qaytarishlikka harakat qildi. Rasulullohni sahobalardan bir necha kishi Makkani tashqarisida kutib turadigan bo'lgan. Abul Os
Zeynep roziyallohu anhu ularga olib chiqib topshiradi va ular Madinaga olib ketishligi kerak. Zeynep roziyallohu anhu. Abulos Zeynep roziyallohu anhu jo'natib yuborgandan keyin bir muddat Makkada yashadi. Ana shu Makkani fath qilinishiga yaqin qolgan paytda Abulos yana bir karvonni boshlab Shomga tijorat bilan yo'lga chiqdi. Katta karvon, yuzlagan tuyalar bor bu karvonda. Bu karvondagi chiqqan kishilarning soni 170 ta edi. Bu karvon mana Shomdan qaytarkan, Shomga borib tijoratni qilib qaytayotgan paytda musulmonlar qo'shini ularga hujum qildi va karvonni to'laligicha musulmonlar o'lja qilib olishdi. Karvondagi mollar o'lja bo'ldi, karvondagi kishilar asir tushdi. 170 kishi. Ammo bu asir tushganlarning ichida Abul Os ibn Robiya yo'q edi. Qochib ketishlikka ulgurgan edi. Mana endi qochib ketgan, o'zini molini ham oldirgan, Makkadagilar unga topshirgan omonat mollarini ham oldirgan. Endi nima qilishlikka hayron. Shunda Abul Os tunni qorong'usida Madinaga bir yo'lini qilib kirdida berkinib o'zini ayoli Zaynab roziyallohu anhaning oldiga keldida himoya so'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelgan paytlarida Qurayshdan biron kishiga Madinada omonlik yo'q deb e'lon qilgandilar. Ya'ni Qurayshga hech kim omonlik bermaydi. Endi omonlik nima? Bir odam kelsa Madinaga, bu odam meni himoyamda deb qo'ysa, biroq shu odamni himoyaga odamni hurmatidan temaydi. Endi Qurayshlikka hech kim himoya berish kerak emas. Zaynab roziyallohu anhu nima ish qildi? Tong otdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga chiqdilar. Mihrobga o'tdilar. Allohu akbar deb namozga quloq oqdilar. Musulmonlar ham shunday qilishdi. Hamma jim turganida birdaniga bir ayolning ovozi eshitildi. Bu Zaynab roziyallohu anhu edi. Ey odamlar, men Zaynab binti Muhammadman sallallohu alayhi vasallam. Abul Os ibn Robiyani himoyamga oldim. Bas sizlar ham himoyaga olinglar dedi. Hamma namozda hech kim javob qaytara olmaydi, ishim qimilla olmaydi. Himoya o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni tugatib bo'lib odamlarga qarab men eshitgan narsani sizlar ham eshitdinglarmi dedilar. Shunda sahobalar ha deyishdi. Rasululloh aytdilar, jonim uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, hozir sizlar eshitgan narsani eshitmasimdan avval bundan xabarim yo'q edi deb qo'ydilar. Ya'ni bu gapi bilan odamlarda qalbida paydo bo'lib qolishi mumkin bo'lgan shubhani ko'tardilar. Ya'ni ayrim odamlar gumon qilib qolishi mumkin edi. Ha, o'zlari kelishib olib turib shunday qilishibdi. Shu gumonni ko'tarishlik uchun payg'ambarimiz shu so'zni aytdilar. Qarang, bu siz bilan bizga dars birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning har birta aytgan so'zlari, qilgan ishlari bizga dars. Bundan nimani xulosa qilib olamiz? Agar bir shubha paydo bo'ladigan holat bo'lsa, odamlarda qalbida gumonga sabab bo'lib qoladigan ish bo'ladigan bo'lsa, shu gumonni ko'taradigan sabab qilib qo'yish kerak. Savol paydo bo'lsa, javob berib qo'yishlik kerak. Odamlarda qalbida gumon qolmasin. Agar aniqlik kiritib qo'ysangiz, gumon nima bo'ladi? Ko'tariladi. Bir qissa keltiriladi. Bir kishi o'zini birodarining uyiga hayit kunida ziyoratga bordi. Kirib o'tirdi, uy egasi bitta tovoqda, to'ldir tovoqda bir tovoq shirinlik deb kelib qo'ydi. Haligi mehmon shirinlikdan bittasini olib yeb turdi, yana bitta mehmonni boshlab keldi mezbon. Ikkinchi mehmon kelib o'tirdi, mezbon chiqib ketdi. Haligi ikkinchi kelgan mehmon tovoqda turgan shirinlikdan olib bitta yedi, ikkita yedi, yeyverdi, yeyverdi, tugadi. Uyda egasi qaytib kirdi. Kirsa tovoq bo'mbo'sh. Shunda birinchi kirgan odam o'zidan bir xijolatchilikni ko'tarishlik uchun gumonni ko'tarishlik uchun aytdiki, uyda egasiga birodar, Allohni guvoh qilib aytamanki, bu kishi sizni mendan ko'proq yaxshi ko'rar ekan, chunki men yegandan ko'ra ko'proq narsangiz yedi dedi. Chiroyli bir ishora bilan tushuntirib qo'ydi kim yeganligini. Demak, ba'zida mana shunday bir aniqlik kiritib qo'yishlik kerak bo'ladi, toki gumonga yo'l ochilmasin. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotini ibrat deyapmiz. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikofda o'tirgandilar. Bu hadis Buxoriy va Muslimdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ziyoratiga Sofiya onamiz keldilar, bir sochi gaplashib o'tirishdi. Sofiya binti Hayy ibn Ahtab Rasulullohning ayollaridan. So'ngra Sofiya onamiz turib masjiddan chiqib ketmoqchi bo'lgan paytda, masjiddan chiqib ketayotgan paytda Rasululloh kuzatib chiqdilar-da, eshikni tagiga yetganda ikkita ansori o'tib qolishdi.
Keçki payt. Hani ilk ansari, assalamu aleyküm ya Rasulullah'da ötüp geçişti. Şimdi Rasulullah tohtaylar, bu mene ayalım Safiye binti Hayy dediler. Haligi iki o ansariye bu gap ağır keldi. Yani bizi yomon gumon qilyapti deb o'ylayapsizmi degandek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu so'zi og'ir keldi. Shunda ikkalasi ya subhanalloh ya rasululloh deyishdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "Inna shaytona yablug'u milal insani mablag'addam." Albatta shayton insonni qon tomirlarida yuradi. "Fa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'an." İki oylarda qalbingizga shayton bir narsani kirgizib qo'lishidan qo'rqdim dedilar. Tushunalingmi? O'zi shubhali joyga bormang, gumonli joyda turmang, keyin malomatga qolmang. Ya musulmon odam o'zi ijtani bu kathiro minaz zon inna ba'do zon ism deydi Alloh taolo. Ey musulmonlar, ey iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan ehtiyot bo'linglar, gumonlardan, chunki gumonlarning ko'prog'i gunoh bo'ladi. Vala tajassasu, joslik qilib ham yurmanglar. Nimaga turibdi-ki, maqqa o'tishim mashin qarab turamiz, qadan chiqar ekan. Joslik qilmaymiz. Avval o'zi unga shubhaga sabab bo'ladigan joyda turmaymiz. Agar shunday bo'lib qolsa, to'g'ri gumon qo'yishimiz kerak. Mashinasi buzilib qolgandir, boshqa bo'lgandir. Endi bu holatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan bu ishlarini mana minglagan holatlarga solib, biz o'zimizga andoza chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Al bayon yatrudu shayton. Bayon shaytonni nari qiladi. Bayon shaytonni nari qiladi. Endi muomalada, ticoratda, nikohda gumonga, shubhaga joy qoldirmaslik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu yerda o'zini qizini sharafini ko'tarib, bu meni qizim, yer yuzidagi eng sharafli qiz, shuning uchun himoyasi o'tadi demadilar. Balki aytdilarki, turib ketyapti. Va innahu yujiru minal muslimina adnahum. Musulmonlarda eng kichkinasi ham boshqalarga himoya beradi dedilar. Demek Abul Asim Nurabi müşrik halatı da Müslümanlar arasında Medine'de turibdi. Endi bura temiydi unga. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana şu Abul Asim'in kervanını kolga agen sariye kişilerini çakırıp ettiler ki elbette bana bu kişini bizge kimliğini bilesiler. Tahkik onun malını kolga aldınlar. Eğer onun mallarını özüge kaytarıp verip onge ikram köselseyler bu bizi kuvantıradigen nasıl bularadı. Bu biz yaxshi ko'rgan ish bo'lar edi. Agar xohlamasanglar, bu Alloh taolo sizlarga bergan o'ljasi. Unga sizlar haqlisizlar dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni sahobalarga berayotgan ta'limini, go'zalligini qarang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar dengizga sho'ng'inglar desa, bironta sahoba ikkilamasdan dengizga sho'ng'iydi. Ammo shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz odamlarni nafslarini haqiqatini bilardilar. Buyurmadilar, balki nima qildilar? Maslahat soldilar. Chunki sizlarda haqqinglar agar yo'q desanglar. Sahobalar payg'ambarimizning bu tavozusiga, bu kamtarligiga chiroyli javob qilishdi. Hammasi aytishdi, "Ya Rasululloh, qaytar beramiz bolam" deyshtdi. Siz xohlagandek, siz yaxshi ko'rgandek. Ana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat. "Ya Rasululloh, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" dedi bir kishi. "Rasululloh, nima deyotganingga qara" dedilar. "Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" dedi hali kishi. Rasulullah yana aytdilar, nima deyotganingga qara. Uchinchi marta ham shunday deganida, agar gapirayotgan gaping rost bo'lsa, kambag'allik senga oyoq kiyimingni bog'ishidan ko'ra yaqinroq bo'lishiga tayyor tur dedilar. Ya'ni menga muhabbating rost bo'lsa, mashaqqat qiyinchilikka tayyor tur. Siz agar Alloh uchun yaxshi ko'rayotgan bo'lsangiz, birodaringiz, mashinasi kerak bo'lib qoldisa, o'ylamasdan berishingiz kerak. Musulmonlar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni talabiga ko'ndilar va aytishdiki, "Abul Os, sen Qurayshda sharafli odamlardansan, yana Rasulullohning kuyovisan, islomni qabul qilmaysanmi? Islomni qabul qilsang, molni hammasini senga beramiz, o'zimiz ulushimizni ham senga beramiz. Mazza qilib Madinada qolavermaysanmi?" Abul Os nima deb javob berdi? "Meni xiyonatga chaqirib yaxshi ish qilmadinglar" dedi. Ya'ni makkaliklarda omonat mollari bor. Agar hozir musulmon bo'lsa, shu pullar hammasi Abul Osniki bo'ladi. Abul Osni qo'liga hamma molni topshirishdi. Karvonni to'laligicha Makkaga boshlab keldi. Hamma omonat mollarni egalariga topshirib, bitta-bitta tugatgandan keyin aytdiki, "Ey Quraysh jamoasi, menda birortalarda haqqinglar qoldimi?" "Yo'q. Seni Alloh yaxshilik bilan mukofotlasin. Seni vafodor, karim inson ekanligingni ko'rdik" deyishdi. Shunda Abul Os aytdi,
Men sizlarga haqiqatni ado qildim. Yani men guvohlik beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning rasuli va elchisi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh dedi. Mana endi mana shu paytda keltirilgan islom, mana shu qabul qilingan vaqt eng munosib vaqt edi. Chunki omonatlar ado qilib bo'lindi. Agar Madinada qolib turib, kalima keltirib qolib qolganida nima derdi odamlar? Bu bizi pulimizni yeb ketishi musulmon bo'lib oldi deyshardi. Mushrik odamni xulqini ko'ring. Omonat deyildi. Keyin Abu Osay aytdiki, mollarimizni yeb ketish to'xtalgan ekan degan gumon qilib qolishingizdan qo'rqqanim uchun Muhammad aleyhisselam yolda İslam'da ilan kumayan idim dedi. Keyin Medine'ye kayıtıp geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikram körsettiler ve Zeynep anamızı Kuyavu'ya kaytarıp verdiler. Peygamberimiz etkendiler. Abul As hadesani fesadakani ve vaadani ve vaffani. Abul As menge gapırıp rast sözle genedi. Vaada beri vafakı genedi dedi. Şu bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin katta Kuyavu Abul As ibn Rabi raziyallahu anhu İslam'a girdi. Bu kişinin hayatından anladığı xulosalar. La imana liman la amanata la ve la dina liman la ahdala. Omonatdorligi yo'qligi odammi iymoni bo'lmaydi. Ya'ni iymoni bor odam omonatdor bo'lishi kerak. Ahdiga vafo qilmagan odammi dini bo'lmaydi. Dagavorni qo'yib buzib qo'yaradi. Kelishib turib aynib ketaveradi. Bu odamni iymonidagi, dinidagi katta nuqson hisoblanadi. İkincisi, maslahatlashlik odamlarning qalbini sizga moyil qiladi. Rasululloh buyursa sahobalar bajarishardi, ammo Rasululloh Badrda holatida, asrdan ozod qilayotganda ham, g'animi bo'lib qolgan o'ljalarni qaytarib berayotganda ham payg'ambarimiz nima qildilar? Sahobalarga maslahatlashdilar. Uchinchidan, holatni bayon qilib qo'yishlik, gumon shubhalarni ko'tarishlik birodarlar, musulmonni hayotini hayriyat yetaklaydi. Gumon qolib qolmasin, gumon qolib qolmasin. To'rtinchidan, Zaynab roziyallohu anhoni himoyasini payg'ambarimiz tan oldilar, shariy hukmni bayon qildilar va solih amallar rad qilmadilar. Va oxirgi xulosamiz, Abu al-As ibn Robi payg'ambarimizning qizini qo'yib yubordi deb Quraysh talab qilgan paytda qo'yib yubormadi, go'zal xulqni ko'rsatdi va mana shu xulqi keyinchalik kishini musulmon bo'lishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun birodarlar, dindan uzoq yurgan birodarlarimiz bilan qarindoshlarimiz bilan, ulfatlarimiz bilan muomala qilayotganda hushyor bo'lishimiz kerak. Araq ichar ehtimol, zino qilar, qimor o'ynar. Ammo mana shu odam bilan ham chiroyli muomalangizda, go'zal islomiy xulqingizda turadigan bo'lsangiz, uni qalbiga yo'l ochiladi. Uni qalbiga yo'l ochiladi. Obid fosiqni ko'rganda xomrayib qaraydi. Olim fosiqni ko'rganda tabassum qilib qo'yadi. Obid faqat ibodat qiladi, ilmdan bexabar bu. Da'vat hikmatidan bexabar u. Fosiqni xomrayib o'tib ketadi. Endi olimchi, shunga bir tabassum bilan muomala qilib qo'y, yaxshi muomala qilib qo'y, shoyat bir kuni bo'lib qolar. Mana shu chiroyli muomala sabablik, go'zal xulq sabablik islomga kelgan ayrim odamlarni, tavbaga qaytgan ayrim odamlarning qissalari. Raqqosa qissasi. Musulmon yurtdan Raqqosa tavbaga qaytdi. Tavbaga qaytishlik sababini so'rashganda aytdiki, mendan avvalroq tavbaga qaytgan dugonalarimni ziyoratiga keldim. Ularning majlis yig'inida o'tirdim. Ularning majlisini mendan majlisim afzalligini ko'rdim majlisimdan. Orasida rostgo'ylik, mehr-oqibat, nasihat, saodat bor edi. Ammo meni majlisimdachi? Nima bo'lardi aktrisalarning ichida? Soxta. Albatta o'zini baxtli qilib ko'rsatish kerak. Ichida to'ng'iz o'layotgan bo'lsa ham mana shu ijiyib turish kerak. Riyo, xo'ja ko'rsin, yolg'on, ta'na, malomat. Mana shu majlisdagi kayfiyat u ayolni tavbaga qaytishiga sabab bo'ldi. Yana bitta sabab shuki, mana shu majlisdagi solih ayollar buni o'zidan nari qilishmadi. Ma'qulmi? O'zidan nari qilmadi, tuzaldi. Agar nari qilganda tuzalarmidi? Tuzalmasdi. Shuning uchun modomiki bizga dushmanlik qilmayaptimi o'sha dindan uzoq yurgan birodarimiz, oshnamiz, ulfatimiz. U bilan chiroyli muomalada bo'lishimiz shart. Toki bizni xulqimiz tufayli islomga o'tib qolsin, yurib qolsin. Mana 1913 yilda tug'ilib, 2012 yilda o'lgan ekan, fransiyalik yozuvchi, filosof, siyosiy arbob. 99 yilda o'lgan ekan. Shu odamda islomga kirishi tarixi bor. Roje Garo degan odam ekan.
Fransız yazıcısı, filosof, siyasi arbab. İslam'da kabul kıldı, kıskaça, hulasa şu ki, ikinci can haruşu da asır düştü. Ona katıl kılıçıya kadar hüküm çıktı. Bir Müslüman yiğitti, kolu götapşır işte, ab çıkıp onu at var işte. Halbuki Müslüman yiğit ab çıkıp durup, onge etti ki, beni dinim, asırını katıl kılıçlığı da mankıladı, koçup gitti, koyu vardı. Karin, bana şu, Raja Garori ayetedi ki, bana şu halat, İslam bilen birinci metre tanışışım idi. Ondan avval İslam hakkı için nasıl bilmezse de. Bana şu halat menge, üniversitede örgütmeyen köp nesini örgüttü. Şu vakitte öz İslam'da kabul kılmadım. Uzağı yıllar öttü deydi. 40 yıl öttü. Onu bana şu gapı, bana şu kıyan muamelesi onu oylantırdı. 1982 yılda 69 yaş ekirgen de İslam'da kabul kıldı. Bir Müslüman'da kıyan muamelesi onu körsetken hulkı İslam'a sebep oldu. Germaniyalik bir kişi haç kıyanı keldi. Şeyh Muhammed Rotum Nabusi şu dersi de keltiradı. Nemis adam İslam'a keldi. İslam'ın sebebini soruşken de etti ki, beni üyümde dedi, şu bir Müslüman yiğit yaşaradı, talip, student. Bola diyor ki, tıl örgenişliği programması bu için, şu gayri dinde ailesinde yaşaydı student, tıl örgenişliği için. Bu nemis kişinin cüden bir çıralı kızı var adı. Hali Müslüman yiğit, umman karaması da o kızı gel. Roporası gelse tezgahı karaydı, hulas bir cadı oturmaydı. Şimdi o yurtlarda, o balavat yetip agen yiğit kızlarda birbirine muamele kılışı, başka işler, adli halet. Ama bu yiğitte tutken mavkuifi, kürsetken hulku, haliye adamı tahsil kıldı. Sen adam balası mı sende vardı ahire? Keyinçeli İslam'a sebep oldu. Çünkü buradalar, davet, yapırıp kılınadığın davet var, inleme türü kılınadığın davet var. Yapırıp davet kılıştık, hamamızı kolumuzdan kemiydi. Doğru mu? Aa, zor masalı oldu bugün dedi. Ne oldu desek bir an mıydı? Yani şunlarla geldi. Hamanın koludan kemiydi bu narsa. Ama birader inle metrü davet kılış koluzdan keladı. Makul mu? Çünkü güzel hulk Müslüman adamı en zor davet kıladığı nasıl baba buladı. Eğer biz çıralı hulkumuzda türsek, İslami hulkumuzda türadığı bulsak, bizi inle metrüçlüğümüz özünüm olarken davet bularken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Vallahi ma zememnâhu sihran. Vallahi Ebul As'ını küya sıfatı da bir yamanlığını bilmeyimiz dediler. Ebul As'ını bana şu güzel hulku kençeli İslami'ye sebep oldu. Allah subhanahu ve teala barçalarımızda bana şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarının hayatını okup yanıp onlardan ibret alışımızda tavfir bir için soruyoruz. Akulu kavli hâda ve astagfirullah li ve lekum.